Evet, şimdi de nişasta tatlısına geçtik. Nişasta tatlısının malzemeleri 6 su bardağı süt, 6 yemek kaşığı gül nişastası, 6 kapak gül suyu, 6 yemek kaşığı şeker ve safran. Şamim Hanım, yalnız sizin nişastanız biraz farklı gibi görünüyor. Bu gül nişastası. Kesme şekerin parçalanmış hali gibi nişastata da aynı. Çok hafif bir gül aroması geliyor. Gül nişastası çünkü. Peki buna normal nişastaya koyup gül suyu koysak aynı olmuyor mu? Yok, aynı tadı vermiyor. Şamim Hanım, bir yandan da anlatayım bize nasıl yapıyorsunuz bu tatlıyı? Şimdi başta altı, hani birebir hepsi, her şey, tüm ölçüleri birebir kullanıyoruz. En başta sütümüzü koyuyoruz, sonra nişastamızı ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırıyoruz ki sonra topak topak olmasın. Sonra kıvam alana kadar ocakta pişiriyoruz. Ondan sonra soyulaşana kadar ocakta kaynatıyoruz. Sonrasında tam ocaktan almadan 2-3 dakika önce zafranını, gül suyunu, şekerini katıyoruz. Bakıyoruz sonra tadına. Güzelse, kıvam da güzelse alıyoruz ocak. Bu bildiğin bizim zerdelin güllüsü. Evet. Peki, ama bir bunun şey kıvamı da çok önemli. Yani İçine gül yaprağı ya da başka bir şey, altına bisküvi bir şey koyuyor musun? Yok yok, bunlar böyle oluyor. Zafranlı bir tatlı, böyle hafiften bir tatlı gelmesi lazım. O gül suyunun tadını almanız lazım. Hafiften zaten bir tatlı gelmesi lazım. Yani çok tatlı olursa bu yenmez. Ama bir şey diyeceğim, bak bu şekersiz olursa yenmez, ha ben sana değil. Ya şekerli olacak ama az şekerli olacak. Bizimkiler tatlı dedi mi, biz tatlı seviyoruz çünkü. Ama eğer çok şeker koyarsanız zafranlı gül suyunu alamazsınız ki. Kadir, bu bizim tabildotlarda çıkan tatlılara benziyor. He he, hastanelerde veriyorlar diyabetik hastalara. Nasıl ya? Oo, var ya. Hiç sevmediğim şey. Yemekhanedekiler diyorum ki kız bunu kim yesin Allah'ını seversen. Ben bu yorumu bir de masada alacağım sizden yerken. Bizim hastanede veriyorlardı, hastalar yemiyorlardı. Hiç ağızlarını bile açmıyorlardı. Ben onların üstüne toz şeker deyip kendim yiyordum. Şamim Hanım, soğanlar yanıyor. Bu patlıcanları da unuttunuz herhalde. Bunlar kızartmaya girmedi. Girecek. Felaket tellalı gibi, yemin yeter ediyorum ya. Ne kadar çok insanları şey yapıyormuşsunuz ya, TV'den izlerken böyle değildi. Sabahtan beri 5 kilo soğan doğrattın. Sen de bize mi? Ha peki. Çoğu konuştun ama o yüzden. Hiç ses beğenemedim. Sinirlerime dokandı. Ver bakayım. Vallahi bir daha hiçbir şeye elimi sürmem. Çok yardım ettiniz. Size minnettarım. Kız, bu da aynı yani. Şey. Kekli, hani kekin yumurtasıyla şekeri çırparsın ya. Yalnız çok nankörsünüz. Kız sen de şu adamınla uğraşma. Ne konuşuyorsunuz ya? Dikkatim dağılıyor. Ama o adamın işi o. Kendi bacağına sıkıyorsun. Sakın o hatayı yapma. Ha, dikkatim dağılıyor çünkü. Bu da sanki atom parçalıyor. Dikkatim dağılıyor, dikkatim dağılıyor. Evet. Hayatımda mutfağa girmemiş, dikkatim dağılıyor diyor. Mutfağa soğan doğramayı da sevmiyorsun. Evet, soğan doğramayı. Soğan doğrayamaz, cam silemez, sofra kuramaz, dolabın üstüne çıkamaz. Benim yükseklik korkum var. Soğanı da bana iteliyordu ama yemedim o numarayı. Buna bir tık daha fazla koyalım mı? Buna? Çünkü bunu çok doldurdunuz. Diğerleri niye benimki az diyecek şimdi? Onlar zaten tatlıya bahane bulmaktan zaten bakmazlar. Zaten konuşmak için gelecekler zaten. Kadir, şimdi sen onları ezince yumurtanın kokusu hepsine sinmiştir artık. Şimdi sabah kahvaltısında ilkokuldaki ilk beslenme dersi gibi bütün sınıf şeyi kokacak, haşlanmış yumurta. Yalnız bunu kantinciler görmesin, vallahi satarlar. Evet, kantinciler için yeni bir menü çıkartıyoruz, yumurtalı patso. Bunun üstüne siz ketçap, mayonezi döşeyin, biraz da ince ince sosis dizin, yalancı kumpir niyetine... Adı da patyumu olsun Kadir. Patyumu, çocuklar, patyumu, patyumu. Engin abi, iki tane patyumu sarsana bize. Kaç dakikam kaldı ya? 38 dakikanız kaldı. Ver yansın. Bu mantarlar soğanla kavruluyor. Bu patlıcanlar yanıyor. Yanmıyor. Daha yeni çevirdim. Şamim Hanım, bayrağınız nasıldı sizin? Kılıçlı falan bir şey miydi? Hayır ya, bayrağımız yeşil, kırmızı, beyaz. Peki milli marşınız ne? İstiklal marşını bilmiyor musun? Ya vallahi bilmiyorum şu an. Şu an hatırlamıyorum. İran Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum. Bir el atın. Şu an adımı sorsanız hatırlamam ya. Ne şeyler istiyorsunuz benden? Adını bir haftadır ben de zaten zor hatırlıyorum. Aa, ayıp ediyorsunuz ama. Ama ne biçim ömrümde Şamim diye isim duymadım. Sürekli bir Şaziye diye isim geliyor sana. Altını açayım mı bu etin? Açalım. Açtım. Kadir'ciğim, son 35 dakikaya girdik ama elimizde ne çorba var ne de ana yemek. Aa, bitecek ya. Yeter. Ama bu adam sana her dediğinde sen dedin ki onun 15 dakikalık işi var, bunun 15 dakikalık işi var. Tamam, öyle zaten. Ama şu çorbayı en başta yapıp koyaydın şimdiye kaynar kalkardı ayağa. Vallahi billahi ya. Ya abartmayın o kadar. Hala da sakin. Evet, sakinim. Ya ne istiyorsunuz benden, onu anlamıyorum. Kazanmanı istiyoruz, yap istiyoruz, rezil olma istiyoruz, milletin ağzına düşme istiyoruz. Düşmem. Bak, tavuklarla birlikte harmanlıyorum, doğru mudur? Evet evet, harmanlıyorsunuz. Sonra tuzuna bakacağım. Efendim, Olivier'in malzemelerini okuyorum. 800 gram patates, 4 adet yumurta, 300 gram salatalık turşusu, limon suyu, 2 adet tavuk göğsü, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber ve 200 gram mayonez. Evet evet, mayonezi de koyalım. Hepsini koyalım. Hepsini koy Kadir. Dün Emre'nin dediği neydi? Kamera arasında Emre'ye dedim ki, ola dedim, yiyin bu mantarları, çöpe gitmesin. Dedi ki o ayıptır dedi. Niye dedim?
Görgü kuralıymış, tabağın üçte birini bırakacakmışız. Çünkü içerideki garsonlar bizi ayıplarlarmış. Sırlasınlar onlar. Ben artan pideyi bile paketletip eve götürdüm. Bunun bir tane daha vardı bundan ya. Kız bunun tavuğu iyi mi, daha katayım mı? Katalım, evet. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Anahtarları pencerene, tavuk da pişer tencerene. Taranaynenin aynenin om rom, tiririri 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 ram ram. Dilber ablamıza Allah'tan rahmet diliyorum tekrardan. Nur içinde yatsın. Nasıl güzel parça yaptıysa her tavuk haşlamamızda kadını anıyoruz. Şamim Hanım, parayı ne yapacaksınız? Oyunculuk eğitimi almayı planlıyorum ya. Sakın! Sen bu programdan sonra bırak o işi. Sen bu kadar şeyde dayanamadın. Bir de oyunculukta nasıl dayanacaksın? Onlar bizden de erken kalkıp geç geliyorlar. Bir de erken kalkmamda mı sıkıntı var? Öyle, orada replikleri de hepsini ezberlemek zorundasın. Ya biliyorum. Sana ne verirler biliyor musun? Böyle hani şey, yurt dışından Türkiye'ye yeni gelmiş bir oyun falan olursa... O olabilir. Sen ne yapıyorsun o tencerenin içinde? Pilav. Daha pilav demlenecek kaç dakika? Nasıl yaptı pilavı? İçine yağ koydu. Evet. Tuz attı. Şimdi kavuracağım. Töreli bizim pilav gibi şu anda. Zaten öyle pişecek. O tavuk suyunu buna ekleseydik var yeni pilav olurdu. Peki bir şey diyeceğim. Normalde İranlılar yağ koyuyor mu içine? Koyuyoruz. Yani şey olarak ben sizin usulü yaptım. Çünkü sizin pirinciniz yani kendi üstüne... Ama şimdi sen bunlar İran pilavı dedin. Kadir, onu konuştuk ya daha önce. Safranlı pilav dedim tamam ben. Tamam da usulü de İran'a usul yapmıyor. Bize usul hayır, yapıyor. Hayır, safranlı pilav dedim ben ya. Normalde tereyağını üstüne dökmen gerekmiyor mu safranla birlikte? Yok. İran pilavında yağ olmuyor ki, su oluyor yani. Sadece şeyli olmuyor mu? Ya bizim bir İran'ı tanıdığımız var da Tebriz'de o da. Ya tamam, şu an İran pirinci olmadığı için sizin usul yapmak zorundayım. Baldo pirinci, İran pirinci yaparsan böyle mama gibi yersiniz. Ben de diyorum ki niye Yasemin pirinciyle yapmadın, basmati pirinçle? Tamam. Evet, işte safranımız. Of, nasıl rengi koyulaşmaya başladı. Midedekine de safran diyorlar. Yok, o safran mıydı? Tamam, şimdi buraları bir toparlayalım. Ekmekleri ne yapacaksın? Olivia mı süreceğiz üstüne? Kız, onu onunla sürülür mü Gargamel'in burnu gibi? Frankenstein'e sabah kahvaltısı veriyor sanki. Yumulun çocuklar, haydi bakmayın öyle. Haydi bir yer bir bakar, kıyamet ondan kopar. Bu salamlar da mı böyle oldu? Aa! Törenin çeri zarsan... domatesleri yıkar mısınız elinize? Al, bu da burada. Bunu da açarsanız çok güzel olacak. Ne o? Açamadım onu. Evet, kanepe yapıyoruz arkadaşlar. İki tekli bir üçlü. Bir şey diyeceğim, tabağa bir tek bunu mu koyacağız? Yani evet. Evet, kaç dakika kaldı? O pilav pişecek mi? Allah'ım yarabbim. Son 11 dakika. Aa, bir şey diyeceğim, görüntüsü güzel oldu ama. Zaten normalde biz öyle kullanıyoruz da şimdi yarışmacılar var diye. Bunlar ne? Şimdi buna da kürdan var içinde demişsinler yani. Bunun kürdanlı olması lazım, yoksa kalmaz. Plastiği niye aldınız? Plastiğini almanız lazım. Abi, plastikle... gitti ama. Evet. Götüremem ki plastikle. Sen ameliyathanede doktora eldiven giyerken o eline bir de. Bir gün ben bunu bilmiyorum, gittim doktorun elinin tamamını tuttum. Beni az daha öldürüyorlardı ameliyatta. Ben ne bileyim onun öyle olmadığını. Öğretin önce. Bana dediler ki doktorun elinden sıpancına. Ben de gittim adamın elinde. Esselamu aleyküm ve rahmetullah der gibi. Beş parmağını birden sıvazladım. Adam bana bir bakış baktı. Şimdi bir daha menüye alalım mı? Bir daha menüye bakayım mı? Şiraz salatası tamam. Nişasta tatlısı tamam. Kremalı mantar çorbası tamam. Oloviye tamam. İran usulü İran yemeği tamam. Pilav sadece pilav kaldı. Her şey yetişti kız, çak. Yetişti. Oh. Şu pilav bir laf olmadı. Şimdi bunun şerefine şu İran marşını bir söyle bize. Ey İran, ey Merze Porgoher, ey Haketser, çeşmeye honer. Devamını bilmiyorum, hatırlamıyorum. Hani değerli sınır gibi. Hazır mıyız artık son 5 dakika? Hazırız, hazırız. Artık çıkalım şu mutfaktan. Öldüm. Şu mutfak dolapları üstüme geliyor. Çabuk. Aa, bunda da var bak. Tencere döşeyi. Sen nereden aldın bunu? İran'dan. Bizim burada da varmış. Bir dakika, ben masadaki ekmekleri koyayım. Kadir, Şamim Hanım pilavın safranını koymayı unuttu. Şamim Hanım, bakın size en son bir iyilik yapıp sizi uyarıyorum. Son 2 dakikaya girdik ve siz çok önemli bir şey unuttunuz. Bir dakika. Çorba, tamam. Şimdi bir dakika, İran usulü patlıcan yemeği, tamam. Pilav, tamam. Kremalı mantar çorbası, tamam. Oloviye, tamam. Nişasta tatlısı, tamam işte. Belki... yemek değildir. Ya yemek mi bari? Biraz yardım edin ya. Ama bu noktada yardım edersem puanınızı etkilemiş olurum. Yok ya, ya ne olur ya. Bütün yardımı yaptık sana karşı, bak şimdi. Bu sende artık ve bu senin için önemli bir şey, beni ilgilenmez. Bunu unutursanız puan kıracaklar ona göre. Son 1 dakika. Zafranım nerede? Burada. Son dakika hatırladı. Ama bunu servis esnasında karıştıramaz mıyım? Lapa olur. Olmaz. Öyle karıştırıp içine mi dökeceksin? Bunu şeyin üstüne koyacağım. He, pilavların üstüne koyacaksın. Pilavların yarısı beyaz, yarısı sarı olacak. Tamam, o zaman iyi ayarla onu da. Tamam, bitti yeter. Son 5 saniye. 4,
3, 2, 1 ve en amarat benim de bu haftanın son dakikalarını yaşadık, son saatleri bitirdik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.